Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Nvidia'nın RTX 4070 Ti ekran kartından bahsedeceğim. Bu videonun ilk kısmında bu ekran kartı nasıl olmalıydı, isimlendirme, fiyat, konum olarak nerede yer almalıydı bundan bahsedeceğim. İkinci kısmında ise mevcut koşullarda nasıl bir yere sahip 4070 Ti bundan bahsedeceğim. Bu şekilde videoyu iki parça olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ilk kısma başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi son 2 senede pandemi ve madencilik sebebiyle ekran kartı fiyatları uçmuştu. Fakat daha sonra bu ikisi de sona ermesine rağmen Nvidia bu fiyatları düşürmek istemedi. Kullanıcıların bu yeni fiyatlara, yüksek fiyatlara alışmasını istiyordu. Çünkü sonuçta Nvidia kar etme amacı taşıyan bir şirket olduğu için bizi buna alıştırmaya çalışıyordu. Bunu da nasıl yaptı? Yeni nesilde 4090, 4080 16 GB ve 4080 12 GB isminde 3 tane ekran kartı tanıttı. 4090 hem fiyatıyla hem performansıyla aslında olması gereken yerdeydi. Fakat 4080'lere baktığımız zaman biri 12 GB, biri 16 GB RAM'li ve sadece VRAM'leri farklı iki tane 4080 gibi Nvidia bize bunu lanse etmişti. 4080 12 GB'ı 900 dolardan, diğerini ise 1200 dolardan satışa çıkaracağını söyledi. Fakat ekran kartlarının özelliklerine baktığımız zaman ikisinin aslında bambaşka ekran kartları olduğunu, aralarındaki farklılığın sadece VRAM değil aslında her şeyin farklı olduğunu ve performans farkında çok yüksek olduğunu oyuncular hemen fark ettiler ve çok fazla tepki oldu. 4080 12 GB'ın aslında 4070 ismiyle piyasaya çıkması gerektiği ve fiyatının da uygun olması gerektiği ile alakalı çok fazla eleştiri geldi ve Nvidia da ne yaptı? 4080 12 GB'ı yanlış isimlendirdik dedi. O şekilde iptal etti. Aradan belli bir süre geçtikten sonra ise aynı kartı karşımıza 4070 Ti ismiyle çıkardı. Bakın burada da normalde biz ne demiştik? Kartın performansına baktığımız zaman aslında 4070 olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu seviyede bir karttı aslında 4080 12 GB. Fakat Nvidia yine fiyatı çok aşağı çekmemek için ne yaptı? 4070 Ti ismiyle yine bizim karşımıza çıkardı. Şimdi arkadaşlar 4070 Ti'nin fiyatına ne dedi? Normalde 900 dolardı 4080 12 GB. Fiyatı biraz aşağıya çekeyim de hani baskıyı alayım dedi. Çünkü aynı fiyatta çıkarsa sadece ismini değiştirmiş olacaktı. Ne yaptı 4070 Ti'yi? Sözde 100 dolar aşağı indirip yani 800 dolardan çıkardı. Fakat şu an kart 800 dolara satılmıyor arkadaşlar. Bugün en basit 4070 Ti ekran kartına baktığımız zaman 850-900 dolarlardan başlıyor. Yani aslında 800 dolar da pek doğru bir ifade değil burada. 850-900 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Evet, şimdi Nvidia bize bu şekilde farklı farklı oyun %70 %80 zamlarla ekran kartlarını şişirmeye çalışıyor yeni nesilde bildiğiniz gibi. Bu sebeple de zaten 4080'ler satmadı. Globalde çok fazla tepki geldi. Bizde tabii öyle şeyler olmuyor ama globalde insanlar dolar bazında alışveriş yapmalarına rağmen bunlara tepki gösterebiliyor. 4070 Ti'de durum nedir? Aslında onu da biraz inceleyelim. Hani neyle ilgili konuştuğumuzu görebilmek için önce bir performansına bakalım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar açıklama kısmına kaynağımın linkini bırakıyorum. Oradan isterseniz videonun tamamını izleyebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 oyunun 2K çözünürlükteki ortalaması verilmiş. Burada 4070 Ti 7900 XT'nin biraz gerisinde kalmış ve ortalama 152 FPS performans göstermiş. Aslında kartın performansı gayet iyi. Özellikle 2K Ultra ayarlarda 144 Hz veya üzeri bir monitöre sahipseniz kesinlikle sizin için iyi bir kart olacaktır. 4K'ya geçelim arkadaşlar. 4K'ya baktığımız zaman da burada ortalama 87 FPS aldığını görüyoruz. Önceki neslin en güçlü kartı 3090 Ti ve 6950 XT'nin tam ortasında yer almış. Yani o ikisinin tam ortasında ve yani bu performansıyla aslında kartın performansının çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten biz bu karta neden 4070 ismiyle çıkması gerektiğini söylüyorduk. Aslında bu sonuçlardan dolayı 4070 ismiyle çıkması gerektiğini söylüyorduk. Aynı şey 3070 zamanında da gerçekleşmişti. 3070 de önceki nesil kartlarla kafa kafaya geliyordu. Bazılarında öne geçiyordu, bazılarında gerisinde kalıyordu. Burada da böyle bir durum söz konusu ama tabii Nvidia burada 4070 Ti olarak isimlendirdi bunu. 2K ve 4K performansına baktığımız zaman gerçekten kartın performansına pek söyleyebilecek bir şey yok. Fakat burada 4K'ya bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. 4K'da evet 87 ortalama FPS almış fakat ekran kartının VRAM'i 12 GB arkadaşlar. Bugün 12 GB 4K için günümüz oyunları için bile yeterli değilken siz bu ekran kartını alayım ben birkaç sene bunu kullanayım dediğiniz zaman yeni nesil oyunlarda VRAM'in yetersiz olduğunu göreceksiniz.
göreceksinizdir. Yani aslında bu ekran kartı 2K için yapılmış bir ekran kartı. 4K'ya pek uygun bir kart değil. Her ne kadar burada 87 FPS alsa dahi. Nvidia ne yapıyor arkadaşlar? Fiyatı şişirirken %70, %80 fiyatları şişirebiliyor. Bir nesilde bunu yapabiliyor. Fakat iş VRAM'e geldiği zaman 4070 Ti'ye 12 GB VRAM ile çıkarabiliyor. Yani VRAM'i gıdım gıdım veriyor. Bu kartın en az 16 GB VRAM ile gelmesi gerekiyordu günümüz oyunlarında rahat edebilmesi için. Burada bu eleştirimi de yapayım, hemen performansa devam edelim. Ray Tracing performansına geldiğimiz zaman da yine burada 3090 Ti'nin biraz gerisinde kalmış ama epey yakın bir performans göstermiş. Zaten Ray Tracing konusunda Nvidia iyi bir noktadaydı. Bu kartta da bu devam ediyor. Ray Tracing konusunda 2K'da ultra ayarlarda gayet güzel bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Gelelim güç tüketimine arkadaşlar. Güç tüketimi konusunda açıkça görülüyor ki 4070 Ti yeni neslin en verimli ekran kartı olmuş arkadaşlar. Burada sistemin toplam güç tüketiminde 357 Watt'la en tepede yer aldığını görebiliriz. Eski nesilden sadece 3070 ve 6800 ekran kartları bu ekran kartını geçebilmiş. Verimlilik konusunda fakat onların performansı daha düşük olduğu için burada en verimli kart olarak şu an için 4070 Ti'den bahsedebiliriz. Gerçekten bu değerler güzel değerler. Sunduğu performansa göre kesinlikle kabul edilebilir değerler. Burada da yine Cyberpunk oyununda 90 FPS'e kilitlendiğinde güç tüketimini görüyoruz. Aslında bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Aynı işte ne kadar güç tükettikleri, yani 100 kilometrede aracın ne kadar yakıt tükettiği gibi bunu düşünebiliriz. Burada da en az güç tüketen 4070 Ti olmuş. Buradaki değerler gerçekten güzel. Nvidia burada üretim teknolojisinin getirisini burada gerçekten sonuna kadar kullanmış. Görüyorsunuz AMD'nin güç tüketimi konusunda çok bir iddiaları vardı aslında. Güç tüketimi olarak çok iyi noktadayız, şöyleyiz, böyleyiz diyordu. Ama işin sonunda Nvidia üretim tekniğinin verdiği avantajla burada çok daha verimli bir şekilde üstte yer alıyor arkadaşlar. Aslında sonuç olarak kartın performansına, güç tüketimine, kartın özelliklerine baktığımız zaman VRAM hariç kart gerçekten çok güzel bir kart. Performansına diyecek bir şey yok. Zaten burada da eleştirdiğimiz konu yeni nesil kartların performansı değil, Nvidia'nın bize dayatmaya çalıştığı yüksek fiyatlar arkadaşlar. Performansı bu şekildeydi fakat performansın üzerine bir şey daha eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Nvidia yeni nesilde DLSS 3.0'ı tanıttı ve sadece yeni nesile özgü olacak bu teknoloji. 4000 serisi ekran kartlarında olacak. Şimdi DLSS 3.0 gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir teknoloji. Fakat amaları var işte. Bunlardan biri, öncelikle DLSS 3.0'ı her oyunda kullanamazsınız. Yani örneğin multiplayer oyunlarda bu teknolojiyi kullanmanız pek sağlıklı değil. Çünkü gecikme süresini epey arttırıyor. Fakat tek kişilik hikayeli oyunlarda, gecikmenin çok önemli olmadığı oyunlarda DLSS 3.0 kesinlikle harika bir teknoloji. Desteklenen oyunlarda FPS'inizi neredeyse 2 katına çıkartabiliyor ve görüntüden çok fazla kayıp yaşamıyorsunuz. Evet, şu an yeni bir teknoloji olduğu için bir takım sorunlar var fakat DLSS teknolojisi ilk çıktığında da bu şekildeydi. Fakat geliştirildikçe şu an epey güzel bir noktaya geldi. DLSS 3.0 için de bunu söyleyebiliriz. 4070 Ti her ne kadar eski nesil tepe kartlarda başa baş gitse de DLSS 3.0'ı bunun üzerine koyduğumuz zaman fark epey açılacaktır. Yani burada yeni neslin DLSS 3.0 avantajını kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Tek kişilik oyunlarda çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Evet, bundan da bu şekilde bahsetmiş olalım. Bu kartın fiyatı, konumu ne olması gerekiyordu? Arkadaşlar, bu kartın ismi öncelikle 4070 Ti falan değil. Nvidia hala bizle dalga geçmeye çalışıyor. Bu kartın ismi 4070 olmalıydı. Normalde 4070 ne kadarlık bir fiyata çıkması gerekiyordu? $500 civarına çıkması gerekiyordu. Fakat bunu 4080 12 GB ismiyle çıkarıp $900, yani %80 bir zamlı fiyat istemişti. Tepki gelince geri çekti. 4070 Ti dedi. Hayır arkadaşlar, bu kart aslında 4070 Ti falan değil. Ki zaten baktığınız zaman 4070 Ti ile 4080 arasındaki performans farkına en az bir tane kart girer oraya. Yani buradan aslında bu kartın 4070 olduğunu da açıkça görebilirsiniz. İsimlendirme olarak kart kesinlikle 4070 olmalıydı. Verdiği performansa göre değerlendirecek olursak. Peki fiyatı ne olmalıydı? Bence 600, maksimum $700 olmalıydı. $700 bile bu kart için fazla arkadaşlar. Ama şu an $800 mı? Hayır, $800 da değil arkadaşlar. Şu an $900 civarına satılıyor bu kart. Evet, olması gereken buydu. Peki şu an
an mevcut koşullara baktığımızda, yeni neslin fiyatlarına baktığımızda 4070 Ti alınır mı veya nasıl bir konumda yer alıyor? Şimdi arkadaşlar, bir olması gereken var, bir de mevcut şartlar, dünya gerçekleri var. Şu an baktığımız zaman Nvidia ne yaptı? Fiyatları şişirdi. Bir nesilde %70, %80 zam yaptı. Fakat AMD'den bir fiyat performans kartlar bekledik ki hani bu fiyatları aşağıya çekebilsin diye. Fakat AMD'de vaat ettiği performansı veremedi ve Nvidia'ya aslında ayak uydurdu diyebiliriz. Mevcut koşullarda değerlendirdiğimiz zaman AMD şu an Nvidia için bir baskı oluşturmadı. Koşullara o da uyum sağladı. Bu şekilde olduğu zaman şu an Nvidia tarafında fiyatları düşürmesi için herhangi bir sebep yok. Yani artık sanırım bu fiyatlara alışmamız gerekecek. Bakın, bunlar kesinlikle normal fiyatlar değil. 2K için bir karta bugün $900 vermek kesinlikle mantıklı değil arkadaşlar. Bu fiyatlar çok uçuk. Ben yeni nesilde 4080 gücünde bir kart almayı düşünüyordum. İşte AMD tarafı bekleneni verseydi AMD'nin kartını alacaktım. Fakat şu an mevcut koşullarda bir ekran kartına bu kadar para vermek pek mantıklı gelmiyor. Bugün Xbox'ın, PlayStation 5'in fiyatlarını düşündüğümüz zaman bu fiyatlar bana pek mantıklı gelmiyor. Bu şekilde olacaksa ben ya bekleyeceğim fiyatların düşmesini veya almayacağım arkadaşlar. Bir süre erteleyeceğim yani ekran kartı işini. Çünkü gerçekten bu fiyatlar bana pek normal gelmiyor. Bu fiyatları çok daha güzel şeyler alabilirsiniz. Güzel bir televizyon, güzel bir PlayStation, güzel bir Xbox konsolu alabilirsiniz arkadaşlar. Ve beklentinizi sonuna kadar karşılayacaktır bu aldıklarınız. Ama ekran kartı tarafında sadece bir ekran kartına bu paraları verdiğiniz zaman ekran kartıyla iş bitmiyor. Buna darboğaz yapmayacak bir işlemci ve bir sistem kurmanız gerekiyor. Bunlar da çok ucuz şeyler değil arkadaşlar. Bugün ben hazır bir sistemim olmasına rağmen, sadece ekran kartını değiştirecek olmama rağmen bu fiyatların çok uçuk olduğunu düşünüyorum. Sıfırdan sistem toplayacak arkadaşlar için zaten bu fiyatlar hepten uçuk arkadaşlar. Tabii ki de herkes kendi bütçesi, kendisi değerlendirecektir bunları, fakat benim bu ekran kartıyla alakalı düşüncelerim bunlar. Globalde yine çok fazla eleştiri oldu bu kartla alakalı, fiyatıyla alakalı. Fakat her zaman olduğu gibi bizim ülkemizde her şey çok güzel. İncelemelerde fiyat performans kralı olarak lanse edildi bu kart. Yani kötünün iyisi diyebiliriz, evet, ama bu şekilde lanse edilmesi de bence çok yanlış. Evet arkadaşlar, 4070 ekran kartıyla alakalı söyleyeceklerim bunlardı. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.